Merhaba arkadaşlar, Oda Gamester TV kanalına hoş geldiniz. Ben Ozan, Medieval Dynasty'ye devam ediyoruz. Evet, hemen şöyle oyunumuzu yükleyelim. Evet, biz bölüm önceki bölümde maalesef ne diyor? Köy muhbiri yeteneği sayesinde nerede olursan ol bineğini çağırabilirsin. Vay! Köy muhbiri. Kişilerin teknolojilerini geliştirmekte yardımcı olurlar fakat kişisel yeteneklerinin konusunda kendi başının çaresine bakmalısın diyor. Evet arkadaşlar, en son buraya gelmiştim. Maalesef şu vizyona karşı mağlup olmuştuk. Rövanşını almak lazım değil mi? Mızrağım var mı benim? Dur mızrak nerede mızrağım? Şu tane mızrağım var. Şimdi bir şey planlıyorum da şurada çitlerden ben bir şey yapmayı planlıyorum. Sırık çit. Bunun için ne gerekiyor? Bakayım şöyle mi yapıyor? Ha, böyle bir. Dur deneyeceğiz. Bir bizonun oraya gidelim arkadaşlar. Böyle çubuklardan yapıyoruz. Acaba dayanır mı ya? Bizon çok fena vuruyor arkadaşlar. Yani kaçamazsınız. Şerefsiz çok fena vuruyor ya. Şöyle bir ağaç kessem mi ya? Mızrak daha yapmak istiyorum. Yakalıyor. Hadi bakalım. Oo, burası da buralar da çok güzel ya. Oo arkadaşlar. Buralar da çok güzel. Bir tık al. Bir mızrak yap bakalım. Kaçamadım ya. Hadi ya, kaçamadık. Çok fena vuruyor. Bizon. Bakayım. Ağırlığım ne kadar? 28 kilo olmuş. Bir tane daha yapabiliriz. Bir tane daha yapalım. Kaçamadım. Kaçamadım. Bakayım burası çok güzel ya. Bak burada bir manzarası da var. Oo çok iyi ya. Bak şöyle. Şuralara bakayım. Biz onlar şu aşağıda. Oo çok güzel gözüküyor ya. Ondan önce şöyle bakalım. Evet, biz onları ben burada bir yerde gördüm. Tamam, biz onlar da burada bir yerdeydi. Ağaç mı yıksam ya? Ağaç yıkıp bloklayabilirim. Bakın. Öyle bir şey yapabiliriz. O ne geyik? Yok, o değil arkadaşlar. Oh, sığındı, sığın. Aha bakın bizon orada. Şöyle bir ağaç yıksam. Aha şöyle yıkacağım. Ondan sonra şöyle bir yıkalım. Bak bizon buraya geliyor bir tane. Ama o tarafa yıkıldın ya. Şu tarafa yıkıldın. Son kaçmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya şuraya şöyle üçgen yapsaydım. Dur bakayım şununla yapabiliriz belki. Kendimi korumaya almam lazım. Ki
Bu vizyon bizi yiyemezsin. Şu araya girer mi ya? Dur bakayım. Şuradan da şunu yıksam. Bir deneme yapacağız bakalım. Nasıl olacak? Vizyon bu tarafa doğru geliyor zaten. Gelemez herhalde ya. Aha, gelemiyor. Gelemiyor. Gel buraya. O vurdu. Bir dakika, 3 ver. Gelemiyor. Gel 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 gel. Vizyon avlamanın yöntemi. Ölmüyor ya, pis. Kaçıyor bak, kaçıyor. O ölecek ya. Arkadaşlar, o ölecek. O tarafa doğru kaçtı. Başka vizyonlardan uzak duralım. Ölmedi ya. O kadar mızrak attım ama ölmedi. Güzel. Güzel bir yol bulduk ama şuradan şöyle bir atsak. Geliyor, geliyor. Uzak bulmam lazım. Saldıramıyor. Of. Vuruyor mu lan? Vuruyor arkadaşlar. Fena vuruyor. Mızrak yapmam lazım. Şunu kessem. Lan. Ölmüyor ya arkadaşlar, çok kötü. Kafasını atsam. Dur bakayım. Çok kötü ya. Dur, mızrak yapacağım. Gel. Aa, varmış burada zaten ya. Aha, düştü. İşte bu. İşte bu. Gel bakalım buraya. Ha. Biz onu avladık arkadaşlar. İşte bu. Şunları bir etrafı bir temizleyelim. Tamam. Biz onumuzu avladık zaten arkadaşlar. Şey. Öyle. Evet. Biz onu avladık. Bunun kutlamasını yaparız değil mi yani ya? Kutlamasını yapalım şunu. Biz onu avladım ya. Sen beni öldürmüştün ama sıra bende. Evet. Koca bizon avladık. Şimdi benim üzerimde ağırlık var. Şunu da bir mızrak yapsam. Yapmaya gerek yok aslında ya. Yerde var bakın arkadaşlar. Bu küçüklere X yapıp atacağım. Attım. Şu mızraklarım var. Şimdi biz onu bir keselim bakalım hadi. Bıçak gerekli diyor.
Bıçak için ne lazım? İki tane taş lazım bana. İki tane taş. Dör falan var herhalde de onlar bağırıyor. Evet, biz onumuzu avladık. Güzel bir yöntem bulduk arkadaşlar. Böyle ağaçları devirip önünüze bir blok yaparsanız bizon da size vuramaz. Siz de bizonu avlarsınız. Tabi baya bir mızrak yapmanız gerekiyor. Ben kaç tane mızrak attım bilmiyorum, hatırlamıyorum yani. Bir onu geçmiştir yani. Evet, bakalım bizon bize ne kadar et verecek. Ayı kaldı ama ayı bilmiyorum, ayı da yaparız ya. Ayı bulmamız gerekiyor tabii ki. Şu bizonu bir keselim bakalım. Ne kadar et çıkıyor. O çok ağırlık taşıyorsun diyor. Ama taşıyabiliyoruz. Güzel. Tamam. O adına odun almaya gerek yok. Gidelim. Biz onu avladık. Bayağı da bir et çıktı. Bakalım kaç etim var. 25. Güzel. Kaldı ki şimdi şey. Ayı. Ayı da bulmamız gerekiyor. Nerede olduğunu bilmiyorum. Haritayı dolaşmak gerekiyor tabii ki. Tabii mızrağı, gelişmiş bir mızrakla vurursak bence düşürebiliriz ama işte tabii normal bir mızrakla, ahşap mızrakla anca bu kadar. Ama bence yani biraz daha böyle şey olabilir yani. Kaç tane attım ya. Kargo bizim ev niye gözükmüyor? Yorulduk. Bir su içelim. Bir su içelim. Üzerimde şey de var ha, bak sığın boynuzu var. Ha, sığın kafatası, vay. Ama bunu aynı simgede göstermiş. İlginç. Güzel. Bir tane de kafatası elde ettik. İlginç. Kızılçam mantarı yiyebiliriz ama yemek yapacağım ya. Mantardan bir yemek yapmayı düşünüyorum. Etli mantarlı böyle yemek. Biraz dinlenelim. Evet, koşabiliriz. Kışın gelmesine galiba bir gün kaldı. Eleman inşallah mantar toplamıştır yani. Bilmiyorum ama. Mantar önemli. Biraz dinlenelim. Biraz hasar da aldık aslında. Dur bakayım hangisiydi sağlık veren? Şifalı ot. Açlığı bastırıyor. Takat tedavi. İki sağlık veriyor. Yani böyle iki sağlık, hangisi yüksek veriyor ya? Birisi yüksek veriyor sanki. Kızılçam mantarını yiyelim. Şey yedik. Neydi o? Artı iki sağlık da veriyormuş. Bakın papatya da veriyor. Susuzluğu da bastırıyormuş. Tamam. Ya dene. Şunları var ya, yazın toplayabilseydik çoğunu. İyi olurdu ama olmadı. Evet, devam ediyoruz. Etleri şuraya bırakalım. Şimdi bana mantar lazım ama et ne kadar gerekir acaba? Şimdi nerede? Evet. 5 tane kalsın bende. 20 tanesini atalım. Şimdi bende kızılçam mantarı var mı? Var. 2 tane ama yetmeyebilir. Şöyle bir tane al. 3 tane olsun. Ondan sonra çörek mantarı alalım. Böyle 2 tane de öyle. 3 tane olsun. Şapkalı mantardan da 3 tane alalım. Kaç tane alalım? 1 tane daha alalım.
3 tane oldu. Herhalde böyle oluyor. Ki sığın kafasını benim şu eve koyacağım. Şimdilik bu eve koyalım ki sonrasında kendime yukarı bir ev yapacağım arkadaşlar. Oraya geçeceğim. Burayı da başkasına veririz. Şimdilik etimiz var. Derimiz de 12 tane de deri almışız. Vay çok güzel. Evet biz onu da böyle avladık arkadaşlar. Yani avlarsanız benim taktiğimi yapabilirsiniz. Aslında o şeylerden yapacaktım ama onda o çitlerde yapmaya gerek yok. Evet, şimdi mantar çorbası. Vay. Kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Hadi bakalım. Güzel. Bu ne kadar veriyormuş? Bakalım. Kremalı mantar çorbası. Bakın mantar çorbamız kaç veriyor? 10 yemek 20 su veriyor. Sanki lahana çorbası daha iyiydi. Evet yedik. Susuzluğumuz bayağı gitti ama şeyimiz bayağı dolmadı ya. Bu daha iyi değilmiş ya bence. Bu biraz daha su veriyor. Sanki. Haritaya gelelim şunu kaldıralım. Benim şeyi bulmam lazım ya. Ayıyı da bulmamız gerekiyor. Sanki ben bir yerde gördüm ayı ya. Neye bakacaktık? Bizim hangi neye ihtiyacımız var? Su çıkarıcı lazım ama bir de ahşap çıkarıcı lazım bize ya. Şey yapan. Bakın burada ne yapacak mesela eleman? Hasır yok. Bak hasır toplayıcı lazım bize ya. Hasırı kim toplar ki? Şimdi buraya da lazım ama eleman. Ne yapılıyor? Ha bak burada işimiz var bizim. Buğday. Durumumuza. Derileri koyalım. 4 tane etim var. Mantarım var. Tamam. Bu tüy nereden geldi bana ya? Çubuk 23 tane çubuğum var. At buluruz. Çubukları yerden buluruz. Önemli değil. Buraya koyalım. Mızrağım çok var. Kasemiz var. Tamam. Suyumuz biterse suyumuzu doldurmamız gerekiyor. Bir suya girelim. Bir cıbı cıbı yapalım bakalım. Ne var? Kargalar. Aha bak. Bak. Suyun içine bakınca sudan ses geliyor bakın. Ha, bu güzel olmuş. Karga! Karga karga gank dedi. Bir şey var ara. Bizim şeyimiz ne durumda? Yönetimden avcımıza bakalım. Avcımız ne yapıyor? Ne yapıyor avcımız? Durumu %86,1. Çalışıyor güzel. Et çıkıyor, deri çıkıyor. Türk çıkıyor. İyi tamam. Kurutulmuş eti durdurduk. Bunu yapmıyoruz. Çünkü bunun bir faydası yok arkadaşlar. Şimdi bozulmaması için şey ama
sefer şeye düşüyor. Yani dayanıklılığı düşüyor ya. Şeye düşüyor. Yani artı 8 iken 7'ye düşüyor. Atölye demirhane dikimi be. Demirhane içinde adam lazım. Şimdi Sambar'la konuşabiliriz. Sambar'a gidebiliriz. Akşam oluyor yine ya. Sambar'la sonra mı konuşsak? Ne yapsak? Benim biraz şey toplamam lazım. Bundan bayağı bir ihtiyacımız var arkadaşlar. Ne ya bunlar? Ha bunlardan. Kamış lazım bize. Su içme. Su değil. Kamış. Kardeş kamış toplayacağım. Su değil. Tamam mı? Lütfen kamış toplar mısın? Kamış değil. Ha, kamış. Su değil. Topla, 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 topla. Kamış kalmamış. Burada var. Kamışları toplayalım. Kışın bize çok lazım olacak çünkü meşale falan yapmada. Su içme, su. Kardeş su içmeyeceğim, içmeyeceğim. Hemen su içmeye gidiyor ya. Aklı fikri su ya. Topla topla topla. Bayağı bir topla. Bundan çok gidiyor. Bunu toplayan biri olması lazım ya. Aktarcı toplamıyor. Hadi bakalım. Sağ kalınlıkta yeni seviye atladık. Güzel. Valla sağ kalıyoruz. Biz ondan bir kere öldük ama yapacak bir şey yok. Yani en son kayıttan devam ettim. Tabii ilk de hata yaptık ama yani ikincisini çözdüm yani. Değil mi arkadaşlar? Ama bizon da fena vuruyormuş yani. 3 darbeye götürdü beni. Yanlış hatırlamıyorsam 3'tü. Ya aslında ilk önce tedbirimi almam lazımdı. Ne demişti arkadaşlar? İlk önce tedbirinizi alacaksınız. Tedbirini almazsanız öyle ölüyordunuz işte. Ne yaptık? Tedbirimizi aldık. Ağaçları yıktım. Kendime bir barikat yaptım. Ne yaptı? Bizon gelemedi. Bize vuramadı. Sonra bir kaçıverdi ama sonrasında bir ördek gelir mi? Bir ördek. Oo, bir ördek gelir. Bir ördek eti. Akşamı bir ördek. Şöyle bir kim burası mı? Kamışları topla. Bu bayağı bir topladım ha. Elimizdekini bırakalım. Heh, şöyle toplar gibi iş şey yap. Kamış topla, kamış. Sıra kaldı şimdi şu ayı bulmak. Ayı da aynı taklitte yapacağım arkadaşlar. İhtimalle geçmez ya. Bizon nasıl geçemediyse ayı da geçemez diye düşünüyorum. Ama ayı biraz böyle hırlama mırlama yapabilir. Ama yani bir tane ayı çıkmamız kardı. Yani iki tane üç tane çıkarsa yanarız. Bir tane çıkarsa hallederiz. Aynı şekilde üçgen bir barikat yapacağım.
O barikatın içinde avlarımı yakalayacağım. Yani ayı ne alaka ya? Tamam, başka bir geyik ya da başka bir hayvan dese tamam da ayı niçin avlıyoruz ki? Acaba şey için mi? Ayın derisinden diyeceğim ki diğer hayvanlarda da deri çıkıyor. Dostum, İndiba gel bakalım son olarak seni toplayayım. İndiba, Sarı Kantaron. Bunlar son arkadaşlar. Yarın bunları göremeyebiliriz. Karlar yağdığında. Evet, üstümüzde baya bir ağırlık oldu. Şimdi ben bir şey olmadan bir yukarı gideyim de tarla yapayım arkadaşlar. Kışın hemen ekelim. Tamam, yoruldum biliyorum. Hasır. Hepsini at. Ondan sonra hadi bir de buna atabiliriz. 10 tane tüy. Şapkalı mantar var, tamam. Üzerimde başka bir şey kalmadı değil mi? Meşalem var. Meşalem var, güzel. Joraman ne yapıyorsun Joraman? Selam olsun sana yoldaş. Sana da. Nasıl gidiyor yoldaş? Aynen, son berde iş bitmez. Bir süre önce bir kadın avcıyla karşılaştım. Mahkeme duvarı gibi suratı beni ürkütmüştü ve onun gibi yalnız takılmaya katlanamayacağımın farkına varmıştım. Başkaları için yaşamak hayatıma bir amaç katıyordu ki bu amacı asla bırakamazdım. Tamam. Sana da goodbye. Şimdi şu yukarı çıkalım arkadaşlar. Yoldan. Buraya bir havuç muydu? Havuçtu. Kışın ekiliyormuş. Ekelim. Buradan böyle yol yapamıyoruz ya maalesef arkadaşlar. Şöyle dolambaçlı bir yol yapabiliriz. Ya da şu taraftan şöyle. Evet, tarlayı buraya yapmayı düşünüyorum. Hava karanlık oldu ama. Arazi. Dur bakayım, böyle çekersek nasıl oluyor? Tamam, şuradan çekeyim. Bizim ne kadar havuç şeyimiz var ki? Şuna bakmam lazım ya. Bu bayağı bir çekebiliyoruz. Bir bakalım. Buradan görebiliyor mu? Beceriler. Becerilerden ne gelmiş? Evet. Bu ne? %10 daha hızlı hareket edersin. Sağlık puanımı arttırabilirim. Hadi sağlık puanımızı arttıralım arkadaşlar. Ne zaman gelirsin? Tekrar gel. Yönetim. Depolar. Gıda deposu değil, kaynak deposuna bakalım. Benim tohumum kaç tane var? Tohumlar neredeydi ya? Tohumlar burada değil ama ya, dur. Çiftçilik ahır. Çiftçilik barakası. Heh. Havuç tohumum 27 tane var. Tane varmış arkadaşlar. Şimdi suni gübremiz de zaten 28 tane var. O zaman 20, 20'ye kaç yapacak acaba? Dur bakalım.
Kaç tane gördüm veriyor mu? 3'e 3. 3, 6, 9. 12. 5 şöyle 5 yapsa 5'e 25 yapar. Tamam, 25'lik yapalım o zaman. Şöyle 25'lik yapalım. Evet, çapa gerekli. Şuraya bir çapalayalım arkadaşlar. Ne var hem de? Çapam nerede benim? Biraz karanlık ama. Burayı çapalamam lazım. Biraz böyle ilerledim arkadaşlar, yoruldum ama. Yoruldum. Şurada kalmış bazı şeyler. Tamam. Tamam. Bak, burası çapalanmamış. Tamam, bakın. Açılır. Şurada kaldı sanki ya. Evet, burada kalmış. Bakın, şöyle bir kare oluştu. Tamam, gidelim arkadaşlar. Bakalım. Şöyle. Evet. Sanki şurada kalmış. Kibirlenmemiş diyor. O zaman gerek yok oraya. Burası sanki böyle şey kalmış ama. Beşe beş yaptım arkadaşlar. Bir tanesi kırıldı. Şeyin, meşalenin. Tamam, buraya havu çekeceğiz. Oraya gübre ekecek şimdi. Orayı ayarlayacağım ben. Bir sabah olsun. Nereye gidiyorum ben ya? Dur, bu tarafta. Biz buradan aşağı ineceğiz. Evet, gece oldu. Bir yemek yapalım. Yiyelim, uyuyalım. Bakalım. Yeni mevsim geliyor. Tam ucunda zaten. Biraz dinlenelim. Acıktık da ya. Gideyim bir lahana çorbası yapayım ya. Lahana çorbası yeriz yani. Bakalım yeni mevsimde bizi neler bekliyor. Kışın zor olacak ya şimdi. Bize meşale lazım. Evet, gün şuradan bir lahana alayım. Mantar biraz şey yaptı arkadaş, olmadı. Şöyle iki tane gidiyor. Şöyle altı yapsak. Tamam, etimiz var zaten. Kasemiz de var. Tek sıkıntı yakacak lazım bize. Yakacağımız da yapılıyordu sanki. Burada değil. Evet, hadi bir lahana çorbası yapalım. Bakın 30 yemek veriyor bu. Bu 20. Bak, 10 yemek veriyor. 30 lahana çorbası iyi arkadaşlar. Lahana çorbasına değişmiyoruz. Ama bizim işte bunu lahana çok ekmemiz gerekiyor. Ha, ilk önce dur bir yememiz lazım. Evet, bir koyu çorba içtik. Yani lahana çorbası. Hemen bir tane daha yapalım. Karnımızı doyuralım. Ya ki 3 tane böyle kaseniz de olacak arkadaşlar. Peş peşe yapacaksınız ya da bir tane yiyeceksiniz, bir tane yiyip tekrardan yapacaksınız. Çünkü aslında yeter ya. Uyalım mı? Ben sanki bir şey gördüm yani. Beceriler. Becerilerimizde çiftçilikle ilgili becerimiz artmış. Bu ne diyor? Tarım eylemlerinde %5 daha fazla tecrübe kazanırsın diyor. Bak, bunu arttıralım. Sonunda bir beceri puanımız geldi ya.
Bak bunlar da yok mesela daha. Bunları açacağız. Oo. Bak 120 daha. Oo, fazla mastü toplarsın. Bu çok güzel. Bu da iyi. Aa, bizim de çiftçilik yapmamız gerekiyor. Deneyimi arttırmam için benim de kendim arttırmam gerekiyor arkadaşlar. Yani benim de bir şeyler yapmam gerekiyor. Evet, sonraki mevsime uyuyoruz. Hadi bakalım. Kış geldi. Kış çattı geldi. Evet, Neo hırsız mı? Bir hırsız kaynaklarını aşırırken suçüstü yakalandı. Sana yalvararak, bir dakika ne oluyor? Sana yalvararak sırf yoksul olduğu için yaptığına dair seni ikna etmeye çalışıyor. Son kararı vermek tamamen senin ellerinde. Yanıt yok. Ellerini kes. Ellerini kes diyebiliriz. Canını bağışlayıp sürgüne gönder. Ellerini kesmesi için birine emir ver. Ellerini kes. Evet arkadaşlar, ne yapalım? Bunun için ne yapalım? Ellerini kesebiliriz. O hırsızlık iyi bir şey değil arkadaşlar yani. Canını bağışlayıp sürgüne gönderebilirim. Şimdi bana biraz böyle diyor ki suç diye. Yani sanayi olarak sırf yoksul olduğu için yaptığına dair ikna etmeye çalışıyormuş bizi. Yoksulmuş. Yani canını bağışlayıp sürgüne gönderebiliriz. Hadi bu ilk olsun. İlk olsun. Canını bağışlayalım, sürgüne gönderelim. Bir daha olursa yakarız. Yanıtı seçtik. Bunu seçtik arkadaşlar. Kısıtlama yok diyor. Yanıtı seçtik ve %4 depolardan kaldıran zanaat eşyaları. Eksi 4 mü? Erzaklarının bazıları kayboldu. Onlara keşke güvenmeseydin. En azından köylülerin gözünde hala daha iyi birisin. Bir şeyleri çalmış. Dur lan bakayım. Ne çalmış lan o? Oo, bizim buraya çevirmemiz lazım arkadaşlar. Böyle olmaz. Hırsızlar falan dolaşıyor. Dur bakayım. Etim gitmemiştir inşallah. O kadar et toplarıp 207. Gayet tamam. İyi. Yiyeceğimiz var. Gel lan. Evet. Şimdi. Joraman ne yapıyorsun Joraman? Bu da de tam şeyinde bir olmuş ya. Şimdi biz kendimiz eksik oraya. Hırsız çantanın bir tanesi var değil mi bizde ya? Basit çantamız var. Bir 40 bin nokta altı bir ama. İlk önce suni gibri alalım. 25 tane. Ondan sonra avuç dolumu. Kışın oluyordu arkadaşlar. Kışın ya da şey diyor bak zaten. 25 tane de bundan al. Ben kendim ekeceğim ki. Çantamız var zaten. Hadi bakalım. Hapşu. Aha, hapşırdı bu. Hapşırmayın lan. Yakacak odunuz mu yok? Evet, kış geldi çattı. Vay be, çok güzel ya. Kış geldi. Kuşlar ötüyor ama kuşların sesi geldi. Sesi geliyor, kendileri yok. Bakın kışın bir şeye güzel taşlar gözüküyor. Ama şeyler gitti tabii ki. Benim şöyle bir yol yapmam lazım ya. Yol yapalım mı ya? Dur. Bir yol yapmak istiyorum ben. Şöyle bir yol yapalım. Şöyle yol yapa yapa gidelim. Yorulduk biraz. Tamam, buraya yol bağladım. Daha şöyle yapabiliriz. Bak tam şuraya bağlayacağım. Tamam, al yol oldu bak.
Oradan öyle aşağı doğru bir yol. Çanta gerekli diyor. Çantamız var ya. Ne yaptın sen ya? Çantamız var. Hayırdır ya? Evet, suni gübre. Nasıl ya, suni gübre almadım ben. Aldım. Kılıbı koy, tohum seç. Suni gübre, tamam. Kendimiz gübreleyelim ki arkadaşlar şey becerimizi arttırıyoruz. Normalde diğer kıza yaptırırım ama bunu biz yapalım. Vallahi havuç kışın ekilebiliyormuş. Ben de havuç ekiyorum. Evet, uzun bir kış var önümüzde. 10 gün. Yani oyun şeyiyle 10 gün bir kış geçireceğiz bakalım. Hayatta kalabileceğiz mi? Isınmalısın diyor. Biraz ısınalım. Biraz ısınalım. Tamam, bu kadar ısınma Tite. Hadi. Devam. Tamam, hemen üşüdün ya. Biliyorum, soğuk. Dondu dondu dondu. Adam üşüdü valla. Hadi şurayı da gübreleyelim. Az kaldı hadi. Az kaldı. Canım üşür ha. Benim buraya da bir ev yapmam lazım. Ha şey gitti. Sürünmemiş, çapa gerekli. Biraz ısınalım. Ondan sonra bir çapalayalım bakalım. Çapamız kaçtaydı? Çapam 5'teymiş. Isınalım. Evet, bakın. Bize de kıyafet yok ki, ne yapalım? Kıyafet yapmamız lazım ama kıyafet için de şey gerekiyor ya. Bir tane tersi bulmamız lazım. Şimdi bayan bulacağım ki bu adamların yanına bayan verelim. Hem ne olmuş oldu? Bir daha ev yapmamış oluruz. Hem de çalıştırırız. Biz biraz yanlış yaptık tabii ki. Hemen biz çiftçilik falan yapmamız gerekiyordu ki şu böyle tarlalarda tarla sürelim. Ya onu hemen şey yapamıyoruz işte. Oyun bize ondan yap, ondan diyor. Ama oyunun işte şeyi biraz farklı. Yani sen bana demiyorsun ki ilk önce bir tarla yap, şunları yap, bir yap diye. Hallet. Ondan sonra bunlara geçersin. Hemen bizi şuna gönderdi, ona gönderdi. Bunu yap. Ablam bak, bizi hemen havalandırıyor. İlk önce bir çiftçiliği yaptır. Şöyle bir ekin yaptır. Tamam mı? Eki böyle ekelim. Ürünümüz olsun şöyle. Sonra hayvancılığa geç. Hemen avlanma falan. Olmaz ki böyle ya. Hadi biraz hadi, hadi, hadi olsun. Deneyim ya, aç bakmanı ya. Yak yak, biraz yak. Üşüdük, bayağı üşüdük. Biraz hareket. Haydi bakalım. Biraz hareket, ısınalım. Biraz hareket edelim. Bir iki, bir iki, bir iki. Hareketleyebilirim. Ha, kız geliyor. Niye kal geldin kız buraya? Git git, ben ektim buraya, sen git. Ben buraya şimdi şey ekeceğim. Aa, çanta gerekli. Tamam, bu işleri sana vereyim, dur. Hadi bu işi sana vereceğim, sen yap. Ekimi o yapsın.
Evet, bu arazi arkadaşlar. Ne ekiyoruz? Bahar ekiyoruz. Dur bakayım. Havuç nerede? Havuç. Evet, havuç dedik. Evet, kız gelsin buna havuç eksin. Tamam, kabul et. Şimdi bakalım ne oldu. Tamam, buraya havuç ekecek. Özel isim. Arazi 3. Havuç. Tarlası. Yani şu arazi bir mesela 3 şöyle aşağıya alamıyorum bunu. Ne gerekiyor? Verimlilik düşük durumda, çiftçilik barakası uzakta. Ya ne yapayım ben? Allah Allah. Ekmeyeceğim mi yani? Biz yaşantı alalım. Kendimizi ekeriz. Yani. Verimlilik düşükmüş ya. Nasıl verimlilik düşük orada? Barış güzel orası ya. Bizim şurada yolumuz vardı ya. Bak ben yol yaptım. Bu kız bir yolu kullanmıyor. Ta gitti oradaki yolu kullan ya. Burada yol yapmışım ben ne güzel bak oraya çıkmak için. Allah'ım. Bacı gidiyoruz. Evet şimdi ayı. Ayı bulmamız lazım. Ayı nerede acaba ya? Nerede olabilir? Taraflarda bir yerde olabilir mi? Biz burada avladık. Dinika. Şurada şeyler vardı. Burada. Vahşi vahşi adamlar vardı. Hırsızlar gelebiliyor. Biz duvar mı yapalım? Bence duvar yapalım. Şu duvarı ben yapmak istiyorum. Çünkü bayağı bir can sıkıcı. Hırsızlar falan geliyor. Binalar. Hizmetler ne? Pazar tezi ya. İnşaatçı kulübesi. Aa inşaatçı kulübesi ama onun için o 7500 bir şey gerekiyor. Yetersiz. Depomuz var. Neredeydi ya o? Ham madde. Burası üretim. Ham madde çıkarım. Aha meşalem bitti. Meşalem bitti. Hayır. Meşale yapmamız lazım. Bir dakika. Meşale 10 tane asır gerekiyor. Bir tane çubuk. 10 tane asır. Biz şu o zaman şundan 10 tane ise 100 tanesini harcayacağım. Çünkü neden? 10 tane de çubuk lazım. Dur bakayım. Üç tane bizde vardı. Böyle 7 tane alsak. Arkadaşlar bunlardan yapacağız. Burayı da koyalım ki buradakiler kullanır. En azından üşümüzler. Üşümezler. Yap. Yap. Tamam, şimdi. Üzerimde benim fazla var. Nerede meşale? İki tane bana bırakayım. Sekiz tane buraya koyayım. Aman iki tane kaldı. Bu daha çıkacak mı ya? Verimlilik düşük diyor ya. Verimlilik niye düşük orada? O zaman çiftlik şeyini oraya mı yapacağız?
Oraya devam etmek gerekiyor. Isınmalısın. Şey yapabiliriz. Biz şu kova yapmam lazım. Biraz kova yapalım. Su ihtiyacı olabilir. Bakalım var mı suyumuz. Burada var mı? Yanlış yere bakıyorum. Tamam, küçük şöyle bir 5 tane alayım. Oduncumuz çalışıyor. Evet, ne yapıyoruz? Kova yapalım biraz. Kalas. Ha, kalas lazım. Dur, küçük değil. Kalas lazım. Yanlış aldım. Kalastan yapabiliyoruz. Daha ne yapıyoruz? Küçükleri atıyoruz. Tamam, kalas alıyoruz. 5 tane kalas al. Evet, kova yapalım. Üşüyorum. Dur lan, üşüme ya. Buralara ateş falan yapmamız lazım ya. Ha, kaç tane gidiyormuş ya? 2 tane. Oo, 2 tane gidiyor. Dur şu. Elimizi yakalım da. Şurada su dolur. Ne da dolur. Tamam. Hemen üşüyorsun ha, hemen üşüyorsun. Üstümüzde kıyafet olması için hemen üşüyoruz. Şimdi şu bir tane bırakalım buraya. Evet. Zorla anımız var. Tamam, ne yapalım? Arkadaşlar, ben şuradan su içeyim. Böyle kuyumuzdan içelim. Yani o kadar acıkmıyoruz. Şu Alvin'in hikayesi. Aa, şey bitti. Ramor. Aa, oraya gitmiyor muyuz? Ne oldu ki? Bir dakika. Getirirler günlük. Samborlu konuş şu an yok. Bakın. Gitmiş. Alvin'in hikayesi var. Ha, şu an oldu ya, dur bakayım. Yok, Alvin'in hikayesi. Ha, Sambor oldu bakın. Sambor'a gidelim bakalım. Sambor neler diyecek bize. Belki oralarda falan ayı yeri bulursak ayıyı da avlarız. Biraz dinlenelim. İşte bu yürümesi sıkıntı ya. Ne kadar sikem var benim? 92 tane. 92 deniz var. Biraz yürü. Biraz fullen bir. Bir fullen. Evet. Şuradan çalışan bulmam lazım. Geri dönerken bakarız. Bakalım geri dönerken bir iş çıkmaz inşallah. Sambor'la bir konuşalım. Sambor bakalım bize neler diyor. Sonra Alvin'e gideriz. Her yer beyaz. Bakın. Buradakini açmıştık. Bir şey yoktu değil mi ya? Bakayım, yok, boş. Aa, deri. Ben bunu almamışım. Ha, deri bulun. Deriyi almamışız ya. O zaman yeşillik de gözükmüyordu ya. Belki fark etmemişsindir. O yüzden almamışızdır arkadaşlar. Evet, bakalım biliyoruz. Acaba kışın kurtlar daha saldırgan mı oluyorlar mıdır? Bilmiyoruz. Göreceğiz. Ya şöyle gidelim ya. Heh, böyle çok güzel ya. Ayak izimiz çıkıyor mu? Bak, o yok.
Ayak izimiz çıkmıyor. Onu yapmamışlar. Dun 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 dun. Zambor, geliyorum sana Zambor. Geldik sayılır, fazla bir şey kalmadı. Kuşların biraz yerde olması biraz tuhaf değil mi sizce de? Hani var, tilkiler var orada. Normalde ağaca konmuyorlar mesela. Ağaçta kuş yok. Benim bildiğim kuş ağaca konar ya. Ağaçta durur şöyle. Kaçıyorsa oradan kaçar. Yerde kuşun ne işi var? Avlanıyorsa tamam. Sambar. Oh, geldim Sambar, yoruldum ya. Oh, yoruldum valla. Başa başa geldim ya. Sambar, bunu vereyim mi bana? Sambar, ben geldim. Canımı sıkma demiştim sana. Sambar. Testereli bulmam lazım. Acelem mi var? Hemen mi öğrenmek istiyorsun? Evet. Konunun acil ve bekletilmemesi gereken bir şey olmasından olabilir mi? Evet. Harika. O zaman kozlar benim elimde demektir. Sana bir iş buyurmam lazım. Cidden beni kullanıp bir kenara mı atacaksın? Yapma ama ya. Aynen öyle. Ne var yapılacak? Bunu diyebiliriz. Ne var yapılacak hadi. Bu sefer kötü konuşmayalım. Ne var yapılacak? Benim için birkaç eşya bulman gerek. Yani pancar, soğan, lahana ve havuç. Dalga mı geçiyorsun? Yiyeceklerini alıp gelmemi mi istiyorsun benden? Hikayenin en can alıcı kısmında bir de. Sana karşı dürüst olacağım evlat. Umurumda değil, umurumda bile değil. Bana yemek getir, ben de sana istediğin bilgiyi vereyim. En ihtiyacın olduğun anlarda bir şeyi kolayca ne zaman elde ettin ki, Rojemir? Hiçbir şey yapamazsın ki. Komik miydi yani bu? Zeki, iğneleyici bir şey mi var ortada? Başka yolu yok mu bunun? Farklı bir seçenek falan. Sanırım sebzeleri toplama şeklin elinde olan tek fırsatın. O tembelce. Avlanmayı kes de git getir köpekçik. Bundan nefret ediyorum. Oo. 20 tane pancar, soğan, lahana, havuç. Sen kafayı yemişsin dostum. Şuralara bakayım ben ya. Yiyeceğin yok mu senin buradan? Deri bıçak tüyü. Allah Allah, adam bak ya. Bütün her şeyi. Aa, perde yapmış bakın. Ben de yapacağım ya. Bak burayı açmış, burası kapalı. Vay güzel. Bunlar açılıyor mu? Aa, güzel. Ben de yapacağım perde. Evime ben de yapacağım. Bak böyle dekoratif şeyler de yapmış. Kova. Alayım bunu. Alınmıyor galiba. Aa, bunda su var. Donmamış mı? Sepeti alabilir miyim? İnci dağdan küçük sepet. Bunu alayım mı? Aa, bizim mantarcıya şu sepetten lazım olabilir mi? Aa bak, kapının üstüne de geyik şeyi koymuş. Gidelim bakalım, başımıza bir iş aldık yine ya. Gidiyoruz. Bak o, vuruyorlar ha. Koş lan koş. Koş lan! Koş! Koş koş! Kurt peşimde! Saldırıyorlarmış! Allah Allah, koş! Yorulduk! Heh, korkuttuk! Kaçıyor kaçıyor.
Oo bak ateş yapınca böyle kaçıyorlar arkadaşlar. Oo kışın saldırıyorlar. Saldırgan oluyorlar. Ödümü kopardı. Yandık. Allah'tan meşaleyi şöyle salladım. Öyle yapınca kaçtı. Oo. Meşalem olmasaydı. Vallahi kurt bizi var yerdi yer. Bizi bitirirdi. Hadi meşalem bitiyor meşalem. Kışın gördük ki saldırgan oluyormuş arkadaşlar. O yüzden oynuyorsanız dikkat edin. Ne var orada ne ihtiyacım var? Yönetim bir dakika. Burada bir ihtiyaç varmış. Çiftlik barakası. Kaynak yok. Ne lazım? Durum ameliyat. Ne lazım ya? Tamam kaynak yok diyor. Nasıl yok ya? Ha şey bende var havuç. Havuç doğumu. Biraz dinle. Verelim de gitsin eksin ya. Koş koş koş. Biraz dinle dinle. Hemen koşmaya başladı ya. Dur ya. Ya soluklan. Dostum. Kurttan iyi kaçtık. Tahmin ettiğim şey başıma geldi ya. Odaktan fazla meşale yaptık. Geliyorum kız geliyorum. Bir işçi alsak mı ya? Dur bakayım şurada bir işçi varsa arkadaşlar. Bir alalım. Soğukta üşümesinler ya. Bunlar ev arıyorlar. Şu bayanı alabiliriz. Bakayım bayanı bir soralım. Erkek istemiyoruz. Bayan arıyoruz. Selam amacı bir süredir kayakta donup duruyorum. Hala gelecek bir yer arıyorum. Senin için ne yapabilirim? Bir hoş beş edelim seninle. Gecelerin hakkında ne anlatabilirsin bana? Balıkçı yapabiliriz aslında ama balıkçı için olta gerekebilir. Canı sıkan bir şey var mı? Alalım ya gelsin bu. Hadi gelsin ya. Tamam da aradığım şeye benziyor. Güzel orada görüşürüz. Hadi gel bakalım. Evet şimdi bunu hemen bir eve atayalım arkadaşlar. Yeni arkadaşımızı. Adeta boş yuva. Ufak şurada. Hadi oraya attım bakalım. DJ falan hepsi var arkadaşlar oraya gidebilir. Amattık hop bitti. Bakın tamam. Evet oraya gidelim. Ondan sonra ona da bir iş vereceğim. Balıkçılık iyiymiş bu balıkçılık noktalarını iyi buluyormuş falan. Bir gidelim sudan geçeyim de. Soğukta da sudan ne geçilir ha? Gel mi kız? Barnetta de. Ne Barnetta? Evet. Şu sambara şimdi yiyecek götürecekmişiz ya. İşimiz gücümüz yok. Şunu yiyecek götüreceğiz ya. Şimdi ben ne yapacaktım? Bence burada bitirelim arkadaşlar. Bir saat olmuş. Bence böyle iyidir. Bir saati burada geçirdik. Evet. Arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tam buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.